genel izleyici kitlesi için uygundur. Sonhavadis.com sunar. Yolu Sağlık'tan geçen herkesin buluştuğu program İşimiz Sağlık'tan. Herkese merhaba. Bugünkü programda da yine en yeni sağlık trendlerini konuşacağız ve en yetkili ağızlardan bunları sizlere bildirmeye devam edeceğiz. Bakalım konuklarımız kimler? Konuğum, uzman doktor Sayın Burak Erken. Kendisi algoloji uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sizler de iyisiniz. Sizleri tekrardan karşımızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim, bizim için de öyle. Nasıl gidiyor çalışmalarınız hocam? Yoğun mu? Yoğun tabii, yoğun çalışıyoruz. Ağrı tedavisiyle uğraştığımız için ağrının ne kadar yaygın olduğu biliniyor. Günlük pratiğimiz çok yoğun geçiyor. Hastalarımıza sık sık ağrı konusunda tedavi etmeye çalışıyoruz. Hocam algoloji dediğimiz zaman tabii bunu bir kere daha söylemekte fayda var. Ağrı uzmanı olarak çözülemeyen, uzun süren ağrıların tedavisini yapan bir uzman doktorsunuz. Bu çok özel bir bölüm ve çok az uzman var sizin branşınızda. Bu yüzden size çok iş yükü düştüğünü de söylemek istiyorum. Bu kişiliğinizle tabii uzman, hem uzman olarak hem de idealist olarak bu işi yapmanız da yeni ufuklar açıyor. Bu yüzden herkes daha olumlu ve çok daha size daha ulaşabilir bir halde olması tabii bizim hastalar açısından da genel sağlığımız açısından da çok sevindirici. Bugün özellikle ağrı dediğimiz zaman hocam uzun ağrı, kronik ağrı, ve dinmeyen ağrı, hayat kalitesini bozmayan ağrı dediğimiz zaman ilk önce aklımıza gelen şey kanser hastalarının çektiği ağrıdır. Bugün sohbetimize buradan başlamak istiyorum. Bu ağrıların hocam tedavilerine direkt konuşalım. Zamanımız çok kısıtlı. Hangi yöntemleri kullanıyorsunuz ve buradaki aldığınız sonuçlar nelerdir? Evet, şimdi bu kanser ağrısı bahsettiğiniz gibi çok önemli bir konu. Çünkü kanserin içerisinde hastayı en çok rahatsız eden semptom bu. Evet. Tabii iştahsızlık, kilo kaybı gibi problemler de mevcut ancak hasta en çok ağrıdan yakınmakta. Hocam şu ağrım dinse ben artık kanseri kabul ettim diye geliyorlar. Burada özellikle algoloji branşı olarak bizim özellikle yapmış olduğumuz girişimsel tedavilerden tabii bahsetmek gerekir. Evvela bu kanser hastalarının doğru ağrı kesicileri kullanması gerekir. Bir standart olarak bildiğimiz, halkın daha çok bildiği ağrı kesiciler bu kanser ağrılarını maalesef kesememektedir, kesinlikle, yeterli gelmemektedir. Daha çok bu opioid grubu dediğimiz ilaç grubunun reçete edilmesi gerekmektedir. Bu opioid grubu ilaçlar da maalesef hekimler tarafından da çok iyi bilinemediği için ve hastaların da bir kısmı bunlarda ön yargılı olduğu için, evet, bağımlılık riski için vesaire gibi bu endişelerle hastalar da kullanmak istememekte. Hekimler de bunu reçete etmekten imtina etmekteler. Biz bu branşın da tabii derinliklerini bildiğimiz için bu ilaçları uygun dozlarda, uygun hastalarda ilk basamakta uyguluyoruz, veriyoruz. Lakin tabii her hasta bu ilaçlarla tek başına ağrıdan kurtulamıyor. O yüzden de ileri teknikler gerekebilir. Burada bizim kullandığımız çoğu tedavi de nörolitik blok dediğimiz bu ağrının iletimini sağlayan sinirler üzerinden bu ağrının iletimini engellemek ve bu şekilde ağrıyı kesmek. Bunu da o kanserin bulunmuş olduğu lokasyona göre, lokalizasyona göre bu sinir yayılımına bölgeleri göre, belirli yayılımına göre buraları tabii hepsini görüntüleme yöntemleri eşliğinde ameliyathane ortamında uygulamaktayız.
Onun dışında epidural girişimler, epidural kateter takılması, epidural port pompa takılması gibi ileri teknikleri biz algoloji ağrı polikliniğine gelen hastalarda endikasyonları, yani hastaları değerlendirdikten sonra uygunluğuna göre bu işlemleri uygulamaktayız. Yani hem ilaç tedavisi ve hem de gerektiğinde girişimsel tedavileri bu hastalara uygulayıp ağrılarını en azından ya tamamen geçmesi veyahut da hastanın hayatını idame edebilecek kadar aşağıya seviyeye indirmeye gayret ediyoruz ve bunu da başarıyoruz. Gece uykularında çünkü ciddi problem oluyor. Evet. Hasta gece uyuyamıyor ağrıdan dolayı. Gündüz deseniz yine ağrıdan dolayı hayatını idame ettiremiyor. Yani şimdi insan kanser tanısı aldığı zaman hayattan kopuyor bu ağrılarla. Kopuyor. O yüzden bu ağrıları kontrol altına almak çok önemli. Burada da muhakkak biz ağrı polikliniklerine başvurmalarını öneriyoruz hastalarımızın. Medikal tedavi dediğiniz zaman hocam, biraz önce ilaçlardan bahsettiniz. Bunları evde de uygulamak da daha kolay oluyor. Tabii evde uygulanabiliyor. Ve netice alındığı zaman da tabii hayat kalitesi haliyle yükseliyor. Çok. Ama girişimsel bir tedavi gerektiği zaman da bunlar hastanenin şartlarında mı gerçekleştiriyorsunuz? Tabii muhakkak hastane şartlarında ve hatta bu girişimler epidural dediğimiz omurilik zarını çevreleyen zarın sinirlerin çıktığı bölgeye bıraktığımız kateterler gibi işte ince hani kateter dediğimiz ince kablolarla ve uygulamalar olduğu için muhakkak hem görüntüleme eşliğinde yapılması lazım hem de ameliyathane şartlarında yapılması lazım. Bu yüksek teknolojili bir işlem mi hocam? Onu da biraz anlatır mısınız? Aslına bakarsanız bu epiduraller çok yüksek teknoloji işlemler değil. Daha sonra başka tedavilerden bahsedeceğim. Mesela artık çok o da yaygınlaştı. Omurilik stimülasyonu dediğimiz. Evet. Mesela bunlar daha yüksek teknolojili işler. Ancak bu epidural kateterler, portlar çok yüksek teknoloji değil. Ancak özellikle epiduralde uygulanması özellik gerektirdiği için, özel bir işlem olduğu için çok yaygın yapılamamakta. O yüzden burada önemli bunu uygulamamız. Uygulaması da çok önemli. Tabii. Buna erişmek de tabii çok önemli. Tabii erişmek ve bu hastayı tabii takip etmek. Yani sonuçta şöyle, biz bunları taktığımız zaman bu kateterleri, port pompaları, bu hastaların kateterlerden ilaç almaları gerekiyor. O yüzden hastaları takip de ediyoruz. Yani burada tabii olay her zaman bir girişim değil. Yani girişimden sonrası da var hastayı. Bu bir takip, bu bir süreç. Evet. Hocam, kanser ağrılarını biraz tanıttıktan sonra özellikle algolojinin ilgilendiği bel ve boyun fıtığı ağrıları çok gündemde. Benim bel fıtığım var, benim boyun fıtığım var dediğimiz zaman, çevremizde duyduğumuz zaman cevap olarak hemen ameliyat olma sakın diye bir tanı ya da bir muhalefet ya da bir cevapla karşı karşıya kalabiliyoruz. Fakat burada ağrılar çok şiddetli ve çok uzun olduğu zaman tabii olay size kadar gelebiliyor. Ameliyatsız bir şekilde bir algoloji uzmanı olarak bunların tedavisini nasıl yapıyorsunuz? Şimdi bu çok önemli bir konu gerçekten bahsettiğiniz gibi. Çünkü şöyle, bel ve boyun fıtığı da artık çok yaygın. Kesinlikle. Dışarıda bir yerde bile oturduğumuz zaman işte ne iş yapıyorsunuz hocam dediğinde, ağrı tedavisiyle ilgileniyorum dediğiniz zaman, hocam herkesin benim fıtığım var, belimde fıtık var, boynumda fıtık var, muhakkak karşılaşılıyor. Şimdi burada tabii vakit biraz kısıtlı ama mümkün olduğu kadar özetlemeye çalışayım. Şimdi burada öyle olay sadece bir fıtığın olması değil. Evet. Çünkü çekilen filmlerde, radyografik görüntü, MR'larda çoğu hastada ufak işte başlangıç denilebilecek fıtıklar başlamaz, mevcut olabiliyor. Abi. Burada önemli olan hastanın muayenesi, hastanın şikayeti ve MR görüntülerinin birleştirilerek hastaya göre bir karar verilmesi. Bu sadece bir, yani fıtığın var ameliyat ol. Bu artık gerçekten yani çok çok basit bir yaklaşım. Ve dünyada artık fıtıklar sebebiyle ameliyatlar son derece azalmış durumda. Çünkü daha sonra da bahsedeceğim. Ameliyat olan hastalarda uzun sürede, uzun dönemde ya ağrılarda tekrar aynı seviyeden ya başka seviyeden bir fıtık veyahut da fıtığın tamamen alınamaması gibi birçok sebeple ağrılar yenileyebiliyor. Ve cerrahi geçiren bir vücutta bir doku sonuçta anatomisi bozuluyor. Bozuluyor, evet. Bu demek değil ki kimse ameliyat olmayacak. Lakin burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Hastaların bir defa ağrının yanında güç kaybı var mı?
Bu çok önemli. Eğer güç kaybı yoksa ki çoğu hastada bir güç kaybı yoktur. Bunu motor muayene ile saptıyoruz zaten. Sadece ağrı eğer söz konusuysa, yanında uyuşma, karıncalanma, kola veya bacağı vuran yanma gibi şikayetler de olabilir. Biz bu hastaların çoğunu, yani %85 kadarını ameliyatsız bir şekilde... Çok yüksek bir yüzde hocam. Yüksek bir oran tedavi edebiliyoruz. Tabii burada aslına bakarsanız yani sonuçta şöyle bir durum var. Burada bir tedavi uyguladıktan sonra bu tedavinin ne kadar uzun süre etki ettiği de önemli. Bu tedaviler uzun süreli fayda sağlamakta. Ancak hastalardan biz yine de bir takım değişiklikler yapmasını istiyoruz hayatında. Kesinlikle. Hastaların muhakkak, onları daha sonra bahsedeceğim, işlemlerden sonra. Çünkü oradaki biz ağrıyı ortadan kaldırdıktan sonra, o sinir üzerindeki basıyı kaldırdıktan sonra, fıtıkla sinir arasında koyduğumuz ilaçlarla ya da uyguladığımız bir takım radyofrekans gibi tekniklerle ağrıyı kontrol altına aldıktan sonra, evet, bu ağrının tekrarlamaması için hastanın özellikle kilo kontrolü gibi, uygun fizik egzersiz hareketleri, beslenme gibi, vücudun yapısını tekrar düzenle sokma gibi bir takım kalıcı değişiklikler yapması gerekiyor. Bu çok önemli. Burada hastaya da çok aslında her zaman iş düşüyor. Yani bunu çok iyi konuşmak gerekiyor hastayla. Hastaya vakit ayırmak gerekiyor. Basit bir örnek vermek gerekirse mesela tansiyon ilacı. Şimdi hasta tansiyonu var, karşımıza geldiğinde bu ilacı kullan git ömür boyu demek değil. Bu ilaç bir süre ona evet tansiyonu kırıyor ama o döngüyü kırmak gerekiyor. İşte bu tansiyona sebep olan kilo gibi, işte stres faktörleri gibi, bir takım beslenme düzeni gibi, bunları da dengeye koymak gerekiyor. Ağrılar da bu şekilde. Tabii ağrı, akut ağrı dediğimiz ya da kronikleşmiş ağrılar, muhakkak bunlara biz bir müdahale ediyoruz. Çoğu zaman bunlar medikal tedavilerle yeteri başarı sağlanmıyor. Bir girişimsel tedavi dediğimiz, bizim uyguladığımız tedaviler muhakkak... Onları bir konuşalım hocam, gerekiyor. Girişimsel tedaviler. Özellikle baş ve yüz bölgesindeki ağrılardaki yaptığınız girişimsel tedavileri bize kısaca bir anlatabilir misiniz? Şimdi baş ağrısı tabii çok farklı bir... Baş ağrısı çok ayrı konu. Bir dünya. Ayrı bir konu. Tabii daha çok baş ağrısıyla nöroloji branşı aslında günümüzde çok ilgilenmekte. Hastalar da en sık oraya başvurmakta. Biz daha çok özel tip ağrılarda aslında devreye girmekteyiz. İlaç tedavilerini zaten nörolojide düzenlemekte, biz de düzenleyebiliyoruz. Tabii baş ağrısı çeşitleri o kadar çok ki, yani bunu iyi anlamak gerekiyor. Kesinlikle. Yani şimdi halkta tabii biliniyor, işte migren, işte gerilim tipi baş ağrısı, birkaç çeşit ama bilinen, ama çok daha fazla baş ağrısı tipi var. Burada yine hastada alınan anamnez çok önemli. Biz ise özellikle daha çok nevrajiform ağrı dediğimiz, yani böyle sinirden doğan ağrılara uygulamış olduğumuz blokajlarla esasen ağrı tedavisini sağlıyoruz. Mesela başın arkasından geçen oksipital sinirden kaynaklanan bir oksipital nevraji dediğimiz hastalıkta ensede oluşan çakma tarzında ağrılarda. Bizim yüzde de oluyor hocam, dişte. Trigeminal nevraji. Trigeminalde de çok. O da çok şiddetli şikayetler oluyor. Çok çok şiddetli, çok çok rahatsız eden, insanın yemek yiyemeyecek hale gelip kilo vermesine sebep olan. Psikolojik olarak çok olumsuz etkiliyor. Kesinlikle bir ağrı. Bunlar da mesela o dediğiniz trigeminal nevraji hastalığında, bu beyinden çıkan, sinirden kaynaklanan bir ağrı olması sebebiyle ya periferik dallar dediğimiz periferik dallarına veyahut da direkt beyinden çıktığı foramen ovale dediğimiz çıkış noktasına kadar görüntüleme eşliğinde, tekrar vurguluyorum. Çünkü bunların hiçbiri görüntüleme olmadan yapılamaz. Ve muhakkak ameliyathane şartlarında, çünkü her türlü riske açık. Ve bu hastalar tabii, özellikle bu trigeminal nevrajideki hastalarda ciddi ağrı olduğu için derin sedasyon vermek gerekiyor. O yüzden muhakkak ameliyathane şartları gerekiyor. Büyük bir merkezde bunların yapılmasında fayda var. Bu işlemleri yaptığımız zaman çok ciddi başarılar alıyoruz. Mesela trigeminal nevrajide 5 yıl boyunca ağrısızlık sağlanabilmekte. Bu çok önemli. Başarılı. Nasıl bir işlem yapılıyor hocam oraya? Yani orada bir sinire bir uygulama mı? Nasıl bir, evet, ilaç mı verir ya da cerrahi bir işlem mi? Şimdi o şöyle, bizim bu işlem cerrahi bir işlem gibi, şöyle bir iğne vasıtasıyla yapılıyor. Herhangi bir cerrahi kesi yapılmıyor. Evet. Bir iğne vasıtasıyla yapılıyor. Uygulamasıyla. Kullandığımız iğne özel bir elektrot dediğimiz bir iğne bu. Bir cihaz var, radyofrekansın jeneratör dediğimiz bir. Oradan, evet, bir elektrik akımıyla bir ısı üretiliyor. Aslında o sinir
ısıyla tahrip ediliyor tabiri caizse. Evet. Ve bu iletim kesiliyor. İletimi, evet aynen öyle. Yani bu ağrının, çünkü bütün ağrılar beyinde algılanıyor. Yani parmağınız da, elinizin parmağı da ağrısa, ayağınızın parmağı da ağrısa bunların algısı beyinden oluyor. Yolaklarla beyine kadar ilerliyor, beyinde algılanıp tekrar geri geliyor. Evet, evet. O yüzden burada bizim yaptığımız iş oradaki sinir kaynağı bulduktan sonra ağrı kaynağının sinirini, o siniri bloke etmek. Bunu bazen ısıyla... Çok iyi bir süre hocam. Tabii özellikle bu trigeminal nevralcide sonuçlar çok başarılı. Burada birkaç yöntem var. En sık uyguladığımız radyo frekans. Onun dışında fenol, alkol enjeksiyonları, daha doğrusu gliserol, hocam. Onlar gliserol enjeksiyonları da uygulanabiliyor. Ama şu anda biz altın standart radyo frekans uyguluyoruz. Özellikle trigeminal nevralji hastalarında. Bir de son olarak hocam, çok az zamanımız kaldı ama bir de çok kısaca bize bir kireçlemeden bahsedebilir misiniz? Yani burada da nasıl bir her kireçlenme standart mıdır? Bunun tedavisi çok kısa bir şekilde, tabii konu çok büyük ama neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi kireçlenme dediğimiz bu osteoartrit durumu, osteoartroz durumu tabii yaşla birlikte, yaş ilerledikçe, sağlıklı yaşam ilerledikçe bu hastalıkların da sıklığı artıyor. Özellikle tabii yük binen eklemlerde, diz ve kalça gibi eklemlerde kireçlenmeler sık görülmekte. Burada olay şu, bunların yine evreleri var. Evet, standartize değil. Tabii değil. Yani bunları da yine fizik muayene, görüntüleme yöntemleriyle bunları tespit ettikten sonra hastanın evresine, hastanın şikayetine, eklem hareket açıklığının derecelerine göre tedaviler uygulamaktayız. Şimdi evre 4 dediğimiz son evredeki hastalarda cerrahi öneriliyor. Tekrardan artroplasti denilen, işte protez, hani halk arasında bilinen protez takılması söz konusu. Ancak çoğu hasta bu evrede değil. Evre 2-3 dediğimiz bundan önceki evrelerde bize başvuruyor. Evet. O yüzden bu evrelerde gelen ve tabii bunlar ciddi ağrı sebebi oluyor, bu kireçlenmeler. Bu hastalarda özellikle biz ağrılarının azaltılması noktasında rejeneratif tıp dediğimiz kök hücre enjeksiyonları, ozon enjeksiyonları gibi enjeksiyonlarla hem sürecin ilerlemesinin yavaşlatılması ve hem de ağrının palyasyonunu, ağrının hafifletilmesini sağlayabiliyoruz. Az önce de vurguladığım gibi sonrasında da hastanın yaşam şeklini değiştirmesiyle birlikte uzun süre başarılı bir şekilde ağrısını tedavi etmiş oluyoruz hastalarda. Yani hocam şimdi benim kireçlenme, ben hemen gideyim bir tane kaplıca da geçsin diye bir olaya böyle çok basit bakmamak lazım. Çünkü çok olumsuz sonuçlar olduğu zaman evrelerde ne kadar fazla ilerlerse o zaman geri dönüş de yok. Bu sefer olayın cerrahi yöntemi de değişiyor. Sonuçlar da daha ağır oluyor. Bunu da buradan belirtmemizde fayda var. Tabii. Hocam çok daha fazla sorularımız da vardı ama konular o kadar çok geniş ki ve o kadar çok güzel anlatıyorsunuz ama zamanımız kısıtlı. Sizi tekrardan başka bir programa yine ağırlamayı çok isteriz. Teşekkür ederim programa katılmanızdan dolayı. Uzman doktor Sayın Burak Erken ile hem kanser hastalarının, hem kireçlenmenin, hem de bu baş ve boyun fıtıklarının ağrılarını konuştuk. Sağ olun hocam, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. İşimiz Sağlık programı birazdan devam edecek. Sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Konuğum doçent doktor Sayın Gülsen Meral. Kendisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, aynı zamanda da moleküler biyoloji ve tıbbi genetik uzmanı. Hocam merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ya, çok teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Çok sağ olun. Koşturmaca devam ediyoruz. Yoğun bir çalışma temposu içerisindesiniz. İyi ki davetimizi kabul ettiniz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Çok kısaca sizi tanıyalım hadi. Çocuk sağlığı hastalıkları doçentiyim. Nütrigenetik epigenetik, tıbbi genetik PhD yaptım. İnsanlardaki, çocuklardaki takibimde, 20 senelik biraz çok uzun süre takip ettiğimizde, genetik yatkınlıklarına göre farklılıkları fark ettim. Biraz epigenetik üzerine ilgim vardı. Şimdi genetiği ve epigenetiği birleştirerek açıkçası dünyaya hizmet ediyoruz bir ekip olarak. Yani sizin bir dünya hizmetiniz var. Evet, dünya hizmetim var. İngiltere'deyim. İngiltere Epigenetik Coaching Co. UK sistemini kurucusuyum. Türkiye'de Epigenetik Koçluk kurucusuyum.
Her iki sistemde de ciddi eğitimler ama bilimsel eğitimler. Hep ben diyorum ki bir doktor ayarında eğitimler gerçekten. Çocuklarımızı yetiştirmeliyiz, gençlerimizi yetiştirmeliyiz ki farkındalık artsın dünyada ne var. Çok değerli hocalarımız da tabii. Hiçbir zaman ben değilim, biz diyenlerleyiz. Bir katkı ülkeme diye düşündük. Ve yani sayın hocalarım da buna çok saygı gösterdiler, sağ olsunlar. Bir yol alıyoruz. Hocam, bu yolda size başarılar diliyorum. Çünkü zor ve meşakkatli bir yol. Evet diyorum galiba. Çünkü kolay olmuyor bu işler. Mutlaka çok emek vermek gerekiyor ve çok zorluklar oluyor. Ama netice iyi olduğu zaman da her şey unutuluyor. Kesinlikle. Hocam, epigenetik dediniz. Epigenetiği çok kısaca tanımlayalım. Epigenetik ve genetik arasındaki farkı bir konuşalım. Çok teşekkür ederim. Esasında bizim yazılımımız gibidir. Adenin, timin, guanin, sitozin, biliyorsunuz DNA zinciri. Ve hepimiz aynıyız ama %99.9 aynıyız, %0.1 farklılıklar fark yaratıyor. Fakat epigenetik DNA'da o değişiklik olmadan, mutasyon diyoruz hani olmadan, DNA üzerinde kimyasal olaylarla hangi DNA'nın ifadelenmesi, hangi DNA ekspresyon ifadelenmesini gösteren kimyasal olaylar. Buna göre esasında hayatımız dizayn alıyor. Dizayn alıyor, evet. Anne karnında DNA sıfırlanıyor. Epigenetik değişiklikler oluyor. Ondan sonra 200 tane hücrenin hangisinin esasında beyin hücresi, hangisinin kas hücresini olduğuna karar veren epigenetik mekanizmalardır. Hangi protein ve hangi hücreyi tanımlayan protein eğer beyin hücresinde aktif çalışıyorsa orada aktif oluyor. Bir tane çok güzel bir çizgi şeyi vardı. Kalp hücresi diyor ki beyin hücresine, niye sen farklısın benden? Çünkü bende bu protein var, sende yok. Sende yok. Yani onu sağlıyor epigenetik. Ötekini susuyor, ötekini aa tamam o zaman diyor. Epigenetik mekanizma böyle bir şey. Ama şu burada önemi ne? Anne karnında o drift oldum. Anne programik, o reprogramik diyoruz. Hamilelik çok önemli, çok önemli ama ne kadar önemli olduğunu daha farkında değiliz. Burada annenin esasında yedikleri, içtikleri vitaminleri, toksinleri aldığı viral infeksiyona o çocuğun DNA üzerinde epigenetik değişiklik yapıyor. Çok güzel bir örnek vereyim. Hollanda kıtlık zamanı 1944-45. Evet. O zamanlar özellikle ilk trimester, ilk dönemde kalori düşük ve iyi beslenemeyen annelerin çocuklarında ileri yaşlarda, erişkinlerde DNA üzerinde kalp hastalığına, otoimmün hastalıklara, kardiyovasküler hastalıklara sebep açan genlerde epigenetik değişiklikler görülmüş. Peki sigara ve alkol için aynı şey söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Çünkü zaten epigenetik yaşta gelen hastalıklar, o epigenetik anne karnında program başlanıyor. İleri yaşlarda o DNA üzerinde epigenetik değişikliklerin şöyle gibi düşünün, böyle nerede ne olacağını, yaşadığınız yaşam tarzı, psikolojiniz, ortamınız, içtiğiniz sigara, alkol, ve genlere göre yanlış beslenmeniz, bağırsak floranız, stresiniz o genleri neresinin susup susmadığına karar veriyor. İşte bu da epigenetik drift. Yaşı da belirleyen bunlar. Çok güzel söz. Yaş ileri gider zaten sigara ve alkolle. Ve siz yaşlanırsınız. Epigenetik olarak 40 yaşında olabilirsiniz. Ben yaşımı söylemiyorum. Ama görüntünüz 50 olabilir. 50 olabilir. 50 olabilirsiniz ama yaşınız 40 olabilir. Sıfırlayabilir miyiz hocam? Geri gidebilir miyiz? Uğraşıyorlar. Evet. Uğraşıyorlar. Esasında onun çok güzel fare deneyleri var. Reprogramik. Evet, reset atmak gibi diyorum esasında. Reset atmak şu anda herkes kullanıyor. Ben söyleyince insanlar biraz erken konuşunca sorun oluyor Türkiye'de. Reset atmak deyince ne diyor bu dediler? Esasında reset atmak DNA üzerindeki tabii, geriye çevirmek. Tabii, bu mümkün mü? Mümkün. Ama ne kadar oldu? Şimdi çalışma daha devam ediyor. Fakat çok basit epigenetik saatlerde geri aldığı göstermiş. Fakat fare deneyleri birazcık daha ayrıntılı tabii, gösteriliyor. Çalışmalar sürüyor. Yani neticede hocam DNA bizim kaderimiz mi? Hayır. Değil. Değil. Kesin. Kesinlikle. Çünkü 2003 senesinde Human insan genom projesi yapmışlar. İnsan genom projesi almışlar ki genleri bulacağız, çözeceğiz. Ama olmamış. Demişler nasıl yani? Kanser yatkın olmayan kanser oluyor. Ya da kardiyovasküler yatkın olmayan kanser, kardiyovasküler hastalık oluyor. Eder epigenetik. Hiç biliyor musunuz mesela konjenital kalp hastalıklarını biz hep genetik sanırız. Hayır. Konjenital kalp hastalık epigenetik mekanizmalarla sanki mutasyon varmış, gende susma varmış gibi geçiyor. Epigenetiğin en önemli özelliği nesilden nesle geçiyor. Geçiyor. Evet. Biz esasında anneannemin yediğiyiz biz. Anneannemin yediği, ben annemin karnında yumurtalıklarında olurken, yumurtalıklarındayken ben şekillenmeye başlıyorum.
Yani bu bir süreç o zaman hocam. Kesinlikle bir süreç. Annemin duyguları, düşünceleri, ben anne karnındayken epigenetik değişikliğe bak, gelecek hayatta stres olup olmadım. Babamın daha ergen olmadan önce yaptığı sporlar beyin kaynaklı nörotrop faktörleri aktif ediyor, etmiyor, onu etkiliyor. Böyle bir... Coğrafya pek etkiliyor mu hocam? Çok etkiliyor tabii ki. Nasıl mesela, bizim coğrafyamız? Çünkü şöyle bir şey, yediklerimiz, içtiklerimiz bizim genlerimizde. Biz niye eski tatları isteriz? Çünkü yediklerimiz de genlerde ekspresyon, ifadelenme diyeyim. Hani o enzime ihtiyaç fazla evet. Olduğu için onlar daha çok sanır. Siz başka bir yere gittiğinizde o lezzette tekrar yaparsınız. Ya da biz mesela güzel yeşilliklere, ormana gittiğimizde ki ülkemiz cennet gibi... Oraya gittiğinizde ne olur? Kendinizi daha iyi hissedersiniz. Çünkü epigenetik olarak ruhunuzla beraber çevre faktörüyle iyileşirsiniz. Ya da dostunuzla bir sohbet ettiğinizde kendinizi iyi hissedersiniz. Bunlar esasında vücuttaki epigenetik mekanizmalardı. İşte epigenetik coaching ifadesini çok seviyorum. Genetik, epigenetik mikrobiyota ile beraber kişiyi dizayn etmek ve insanlara uygun, kendine uygun bir yaşam tarzı vermek. Hocam siz İngiltere'desiniz, orada çalışıyorsunuz. Hem Türkiye'desiniz hem oradasınız. İki farklı ülkede olup da orada coğrafyasını yararlanıp nasıl bir fayda sağlıyorsunuz kendinize? Bir de onu konuşalım. Orası biraz sakin tabii. Ben bulunduğum yer belki Londra, çok böyle kalabalık olmayan yerler. Burası cennet. Yani oksijeni, bakın, suyu. Burası cennet tabii ki. Ben hep söylüyorum ama ben mesela D vitaminine gireceğim oradan. Orada güneş yok. Ben sürekli yağmur, mağmur, sürekli kar. Herkes burada yanıyor, ben orada donuyorum. Çok farklı. Ülkemiz, yiyecek, her şeyimiz çok güzel. Çok güzel. Bunu doğru bir şekilde değerlendirip doğru kişiler, doğru diyetle doğru bir netice almamız mümkün. Kesinlikle mümkün. Peki geçen günkü bir yazınızda D vitaminiyle ilgili konuşma yapmıştınız. O konuya evet. Değinelim hocam. D vitamini biliyoruz, vitamin değil, aynı zamanda bir hormon, ama bunu ben her gün içsem ya da 3 gün içsem, 5 gün içsem, bu yükselse benim vücudumda işte 13 olsa, 15 olsa, 100 olsa ne değişiyor? Yararlı bir şey mi, kötü bir şey mi? Çok teşekkür ederim. Şimdi D vitamini dediğiniz gibi sanıyorlar ki güneşte içi elimle açayım, kafamı açayım, 12 saat, 12'den gece kadar kalayım, yok öğlen kalayım, şu saatte, böyle bir şey yok esasında. Şu var, tabii ki. Güneşte maruz kaldığında D3, D2 besinlerle aldığımız ve güneşte maruz kaldığımızda değişmeye başlar. Ama oradaki D vitamini faktörü metabolizması 2-3 tane daha süreç var. Karaciğerde 25 hidroksit D olacak. Ondan sonra o gidecek, böbrekte veya diğer organda 1-25 hidroksit D olacak. Kalsidiol, kalsitriol. Ondan sonra da D vitamini, biz diyoruz ki kanserde kullan, otoimmün hastalıklarda kullan, alerjide kullan. Peki bu nasıl oluyor? Sanki insanlar sanki D vitamini aldım, olay bitti. Hayır. Onun VDR reseptörü bağlanması lazım. VDR D vitamini reseptörü. Ona bağlandıktan sonra bizim epigenetik olumlu değişiklikler bağırsak geçirgenliği azaltıyor. Ama işte burada hep atlanan bir şey var. Ben 2016 senesinde yaptığım bir çalışmada bunu gösterdim. Probiyotik verdiğinizde bağırsak florasını, mesela kötü olan disbiyotik, probiyotikle D vitamini 2 katı artabiliyor. Çok güzel bir şey evet. Hocam. Çünkü neden? Bağırsak mikrobiyotası eğer dengesizse, disbiyozis varsa otomatikman D vitamini olabilecek, D vitamini metabolizmasında görev alan enzimleri kodlayan genlerde epigenetik olarak susturuyor. O zaman ne oluyor? Bizim esasında D vitamini aktif hale gelmesi sorun oluyor. Çok güzel bir fare deneyi yapmışlar. Glutatyon eksikliği ve yağlı beslenme sonucunda bu farelerde bağırsak florası bozulmasına bağlı olarak buradaki, biraz önce bahsettiğim D vitamini aktif hale gelmesi için gerekli olan enzimleri kodlayan genlerde epigenetik olumsuzluklar olduğu gösterilmiş. Beslenmeyi değiştirmişler, bunlar düzelmiş. O zaman biz ne diyeceğiz? D vitamini yükselmesi istiyorsa, ben güneş görmüyorum İngiltere'de ama D vitamini iyi. Avrupa'da hiç yok zaten. Ya hiç yok ama D vitamini sebebi, çünkü ben genlerime göre besleniyorum. Bağırsak floram kötü değil. Probiyotikli bir multivitamin alıyorum. Vitamin alıyorum. O yüzden D vitaminim iyi. O yüzden ben bir arkadaşlara diyorum ki en ilginç tarafı, ben genetik testlerimi kendim dizayn ettim. Orada gördüğüm şey var. VDR reseptörleri, D vitamini reseptörü ciddi genetik olarak mutasyon, single nucleotide polymorphism var. Yani. O ne demek oluyor? Bu gen, bu reseptörler yeterli çalışmıyor. Öyle bir şeydir ki genler proteinleri kodlar, reseptörlerdir bunlar, enzimlerdir bunlar. Sen bu reseptör düzgün çalışmıyorsa, ifadelenmeyi yapmıyorsa, enzim yeterli değilse, reseptör genin
D vitamini oraya bağlanmasını da sorma. Çünkü yeterli değil. Peki ne yapacaksın? Bunun sayısını arttırma, ekspresyonu arttırman lazım. O da probiyotiklerle yapılan çalışmalarda VDR'nin ekspresyonu arttırdığı çalışmalar yani var. Prebiyotik ve probiyotik. Evet. Burada hangisini kullanacaksın? Burada zikretmek istemiyorum. Çalışmalar bunları söylüyor. Çalışmalar doğrultusunda bizim gördüğümüz genetik testler ve mikrobiyota analizleriyle ben meç ediyorum. Çok, dünyada da çok yok bu yani. Yani ben görmedim açıkçası. Bir tane gördüm oral mikrobiyota ile. Ben onu dizayn etmedim. Ben genetik testte bağırsak mikrobiyotasını dizayn ettim. Ve epigenetik saati kurgula olan bir firmadan gene kendi şirketime onu da yerleştirdim. Evet. Kendim epigenetik saatim yok ama dünyada ona ulaşabiliyorsunuz. Genetik testim kendim arkadaşlarımızla beraber dizayn edebiliyoruz. Diğerlerini diğer yerlerden alıp bir multidisipliner hareket etmek gerekebiliyor. Yani ortaya çıkan bir... Evet, bütün program çıkıyor. Zaten. Kesinlikle. Bazıları mesela mikrobiyotasına bakıyor, bazı epigenetik saati, bazen genetik. Hayır, böyle olmaz. Eğer sen bir epigenetik, bütün vücuttaki epigenom dediğin bütün değişikliği yapmak istiyorsun, hepsine bakmak zorundasın. Peki hocam, bununla ilgili bir de çörek hastalığı mesela çok yaygın bizim ülkemizde. Bu konuyla ilgili mesela neler söylemek istersiniz? Ne söyleyebilirsiniz? Çok fazla esasında genetik olarak gluten hassasiyeti ve laktoz intoleransı görüyorum. Evet, çok var. Laktoz intoleransı çok yüksek oranda var. Çocuklarda fark edilmiyor tabii. Beslenmenin çok kötü olması, bağırsak floranın, bunları daha da kötüye getirebiliyor. Şimdi laktoz intoleransı olmasıyla epigenetik veya mikrobiyot arasındaki ilişki ne? Esasında biz laktoz intoleransı olduğunda laktoz enzimimizin az olmasına bağlı biz sütü tolere edemiyoruz, evet, mesela içeriklerinden, inek sütünü. O zaman bağırsak florası bozuluyor. Tabii. Bifidobakteriler artıyor. Bağırsak florası bozuluyor. Bağırsak florası bozulunca o zaman genlere gidip susturuyor. Şimdi tek bir bakış açısı yok. Mesela FUT geni var bir tane. O gene bifidobakterilerin sayılarını etkiliyor. Bağırsak florasını etkiliyor. Ve B12 emilimini etkiliyor. Şimdi o yüzden bazı genlerde B12 taşınmasında genlerde sıkıntı var. Bu kişinin intramüsküler gen yapması, iğne yapması lazım B12 ile. Tabii ama bunu en büyük sorun şuydu dünyada. Ben bunu keşfettim. Okumayı bilen yok. Yani klinisyenler çok ciddi bir açık vardı. Moleküler biyoloji hocalarımız zaten çok iyi biliyorlar. Çünkü işleri bu. Ama şunu hep söylüyorum. Temel bilim insanlarıyla, preklinik bilim insanlarıyla bizim ışığımız onlar. Evet. Ya onların ışığında biz klinisyenler yürümeliyiz. Ama onların ne yaptığını bilmeliyiz ki biz hastaya en iyi hizmeti sunabiliriz. İşte ben bu açığı görerek bunu tamamladım. Hocam çok güzel bir çalışma yapmışsınız, çok güzel bir ekip kurmuşsunuz ve çok güzel neticeler de alıyorsunuz. Yani bunun dünya çapında sizin gibi bunu yapan başka kişi var mı? Bu kadar yoğun program, eğitim programıyla yok. Yok. Görmedim yani. Hiçbir üniversitede de görmedim, hiçbir özel kurumda da gördüm. Yok. Peki Türkiye'de yetiştiriyor musunuz öyle koçlar? Hepsini Türkiye'de zaten çoğu. İngiltere'de olanlar var ama Türkiye şu anda ben 4 sene oldu önce başladım. Türkiye'de yetişmiş çok ciddi hocalarım var. Zaten amacım buradaki yetişmiş hocalarımızı dünyada network ağ oluşturmak. Ben şunu söylüyorum. Ben Amerika veya İngiltere'ye gittim. Bu eğitimi ben veriyorum zaten. Evet. Biz veriyoruz. Gene olmasın. Ben demeyi sevmem. Biz veriyoruz. Bu eğitim bizde var. Ve biz dünyaya bu eğitimi açabiliyoruz. Ben çok gurur duyuyorum. Tabii ki üniversiteden çok desteklerimiz de var. Yani sağ olsun her zaman için laboratuvar, bir üniversitesi laboratuvarın sonuna kadar açıyor. Türk Kanser Derneği her zaman için epigenetik bakımından, bilgi bakımından destekliyor. Hastalarında gerçekten ücretsiz testler yapıyor. Bilinçlendirme programlarıyla beraber epigenetik mekanizmaları anlatmak, halka anlatmak lazım. Tabii bilinçlenmek ve bu da olumlu bir sonuç almak için de farkında uyaratıp... 4P çok önemli. Öngörmek... Öngöreceğiz genetik testlerle veya hastanın kan tahlilleri genetik testten mikrobiyotası tek bir ve önleyeceğiz, kişiselleştireceğiz ama katılımcı olması lazım. Peki sizin bu programa katılmak isteyen seyirci bundan yararlanmak istiyorsa ne yapması gerekiyor hocam? Bulabilir. Nasıl ulaşacak size? Epigenetik koçluk. Epigenetik Coaching KOK dünyadan, Epigenetik Koçluk Türkiye'den bize rahat ulaşabilirler. Her yerden bulabilirler. Tabii Türkiye ve İngiltere arasındayız zaten. Türkiye'de hizmet veriyoruz. İngiltere'den Avrupa'ya hizmet daha kolay veriyoruz. Amerika'ya hizmet de verebiliyorsun. Daha kolay oluyor ama Türkiye'de de Epigenetik Koçluk üzerinden hizmetimiz var. Hocam sizi çok tebrik ediyorum. Yani çok güzel bir sistem kurmuşsunuz. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Bunu daha çok büyütmeye düşünür müsünüz? Kesinlikle. Zaten amacım dünyayı açmak bunu ve dünyadaki insanlar testler yapıyorlar ama yorumlayacak kişi bulamıyor. Diyorum ki bak benim hocam var.
Benim diyetisyenim var, benim fizyoterapist hocam var. Bunlar size sizin genetik testlerinize göre nasıl spor yapmanızı anlatacaklar. Bu çok kıymetli. Neden kıymetli? Ben 70 yaşında bir hasta gördüm. Ciddi bir enflamasyon var ve sakatlık geçirmiş ve fibromiyalisi var. Bir doktor demiş ki senin çok spor yapmaman lazım. Her gün spor yapan bir kadın. Ya yoktu canım falan dedim. Bir genetik testine gördüm. Sen dedim sakın bir şey yapma. Egzersizini minimalize kıl. Çünkü keşke bunu 70 yaşında değil de 20 yaşında yapsaydı. 20 yaşında yapsaydı. Yapsaymış derdi ki sen egzersizini böyle tamamlaman lazım. Tendinit yatkınlıkları olabiliyor. Mesela benim oğlumda bu testçi dirseğinde bir tendinit sıkıntısı oldu. Su topçu kaleciydi. Tabii travma var. Epigenetik diş faktör var. Beslenmede bazı şeyleri değiştirdiğinizde o tendinitin geçtiğini gördünüz. Yani hocam her şey doğru bir şekilde, doğru zamanda, kesinlikle, doğru kişiyle, kesinlikle, ve doğru bir şekilde uygulanması gerekiyor. Multidisipliner. Ben o şeyi çok seviyorum. Çünkü bazen diyorum, yapıyoruz, olmuyor öyle. Ama doğru bir şekilde yapılması doğru lazım. Yapılması. Doğru kişiyle, doğru yerde ve doğru uzmanla ve doğru teknolojiyle ve doğru yaklaşımla ve doğru okumayla. Kesinlikle. Bugün de onu öğrendik sizden. Kesinlikle. Sayın Doçent Doktor Gülsen Meral'e çok teşekkür ederim. Hocam iyi ki geldiniz. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. İyi ki varsınız. Sağ olun. Başarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. İşimiz Sağlık programı birazdan devam edecek. Sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Bugün çok özel bir konuğum var. Bugün sizlere insanlık adına çalışan bir derneği ve onun çalışkan başkanını tanıtacağım. Konuğum Tüm Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak Durman. Burak Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyim. Şükür. Sizi çok kısaca tanıyalım mı? Vallahi efendim ben 60'ına yaklaşmış iki çocuk babası. Aynı zamanda. İnşallah genetiklerimize iyi bakıyoruz. Ve kendini Türk Kanser Derneği'ne adamış bir iş adamıyım aslında. Hocam Türk Kanser Derneği'ni bir anlatayım. Kısaca anlatayım. Faaliyet Türk Kanser Derneği 1964 senesında kurulmuş, yarım asımı geçmiş. Türkiye'nin en önemli derneklerinden, kamu statüsüyle, Türk adıyla şanlandırılmış bir derneğimiz. 64'ten bu yana birçok şey yapılmış. Şu anda da Türkiye'nin yeni gelişen Türkiye ile beraber biz de yeni tekrar kabuklar değiştiriyoruz. Zamanında hastaneler yokmuş, hastaneler yapılmış. Tarama cihazları yokmuş, onlar yapılmış. Fakat Türkiye'mizde artık her şeyimiz olduğu için biz bütün konsantrasyonumuzu başka konulara yönelttik. Tabii ki her şey ücretsiz bizde. Yani taramalarımız en önemli konumuz. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır. Onun için insanları bu konuda farkındalık yapmaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda da bu taramaları ücretsiz olarak Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde özel insanlara zorluk çıkarmadan onları hastanelere, randevularına kadar alarak en yakın sağlık merkezlerine gönderiyoruz. Onun için bu da önemli bir hizmet oldu. Evet, ve bu konuda gerek mamografiler, gerek erkekte prostatlar, gerek akciğerlerimiz, gerek kolonoskopiler gibi her şeyin erken teşhisi olmuyor biliyorsunuz bu konularda, ama belirli çok olan kanser türlerinin erken teşhisi çok önemli. Onun için çok büyük bir şeyle taramaları yapıyoruz. Burak Bey, taramaları nasıl organize ediyorsunuz? Tarama çünkü olmazsa olmazdır kanser. Çok doğru. Esasında bir telefonla Türkiye'nin neresinde olursanız olun bizi aradığınız takdirde size en yakın sağlık ocağında, hastanede, bu yerlerde randevularınız alınarak size en yakın yerde de size hiçbir zorluk çıkarmadan bu taramaları yaptırıyoruz. Bu da yetmiyor esasında. Çünkü insanlarımız korkuyorlar taramalardan. Bunu ikna edebilmek için de arabalarımız var. İl il, ilçe ilçe, kasaba kasaba, köy köy zaman zaman dolaşıp oradaki vatandaşlarımıza bu işin korkulacak bir şey olmadığını, erken teşhisin hayat kurtardığını, ne tür taramalar yapılması gerektiğini ve aynı zamanda da sağlıklı yaşamı da orada vermeye çalışıyoruz. Bu konuda büyük bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Önemli bir konu çünkü bu. Bunu ekibiniz
eğitimli bir ekibimiz Eğitimimiz tabii, eğitimli ekiplerimiz bu var. Bu konuda da yani herkese ulaşmak ve bunu organize etmek tabii büyük bir çaba, büyük bir enerji ve büyük bir özveri finansman istiyor. Finansman da çok gerekiyor. Ister. Onun için bu konuda da çok özel işte çalışmalar yapıyoruz, finansmanlar buluyoruz. Çünkü kamu statüsünde olduğumuz için bazı şeyler bizim için hem kolay oluyor. 64 senesinde kurulmuş olmanın getirdiği bir güven de var tabii halkımıza. Aşağı yukarı 4,5-5 milyonu bulduk Türk vatandaşlarımıza dokunmuşluğumuzun. Onun için taramadan aman şaşmamamız lazım. Yani her şeyden korkun ama taramadan korkmak diye bir şey artık yok. Ne acıtır ne bir şey yapar. Hepsi toplasanız 5 dakikayı 10 dakikayı çekmez ama hayat kurtarıyor. Hocam artık dünya da değişti. Artık doğru. Dijitalleşti her şey. Bunu mesela sosyal medya platformunda da yapabiliyor musunuz? Ya da bir... Sosyal medya platformlarında da çok... Her yolları deniyorsunuz. Tabii her yolları deniyoruz. Esasında bütün billboardlar, taksi durakları, otobüs işleri, otobüs kolluklarına kadar, kolçaklarına kadar her yerde bizim farkındalığımız var. Fakat kanserin adı o kadar korkutulmuş evet. ki, evet tabii ki korkmamız gereken, korkmamız değil ama önlem almamız gereken belirli şeyler var. Onun için bazen bir körlük oluyor ve onları görmüyoruz. Ama bu konuda yalnızca Türk Kanser Derneği'nin yaptıkları yetmez. Esasında bütün vatandaşlarımızın, şirketlerimizin topyekün en azından o farkındalık zamanlarında bizlere destek olması lazım. Bunları kendi büyük çalışanlarına yapması lazım ki biz fabrika fabrika ücretsiz olarak iş yerleri ister büyük olsun ister ufak kobi olsun gidip eğitimler de veriyoruz hanımlarımıza ve beylerimize. Taramalarla ilgili ve veya sağlıklı yaşam nelerden korunmamız gerektiği konusunda. Hocam en önemlisi de bu işlemleri, bu bütün organize ettiğiniz işlemleri ücretsiz yapmanız. Hepsini ve herkesin kalbine dokunmak için de çabaladığınız için doğru. Sizi bir kere daha ben tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hocam bütün bu çalışmalarınız esnasında bir mucize evi. Evet. En büyük projelerimizden projeniz var. Bunu bir anlatır mısınız bize? Aslında bu çünkü çok önemli. Aslında proje olmaktan çıktı bu. Bizim içimizde bir proje dememek lazım. Hatta da biz buna bir olgu diyoruz. Şimdi kanser hastalığı yatalak bir hastalık değil. Anadolu'da bir vatandaşımıza kanser teşhisi konduğu zaman her dünyada her ülkede olduğu gibi büyük şehirlerdeki hastanelere sevk oluyorlar. Sevk olduğumuz zaman da problem yok, hastaneye geldiğimiz zaman da problem yok. Ancak yatalak olmadığı için kemoterapinizi, radyoterapinizi alıp gitmeniz lazım bir saat sonra. Şimdi bağışıklık sistemimiz oldukça düşmüş. Çok iyi bir hijyenik bakım lazım. Doğru düzgün beslenmeniz lazım. Bütün bunları vatandaşlarımızın çoğu yapamaz duruma gelmişler. Otobüs duraklarında, işte kardeşinin evinde, tanımadığı bir yerlerde, hijyensiz zaman zaman büyük ortamlarda bunu gördük. Ve ben bir hastanede bir evladımızın bir büfeye konmuş, orada uyutulduğunu gördüm. Ertesi günkü şeyini bekliyor. Ben orada çok işte yani fenalaştım. Bunu nasılsa bir şekil yapmamız lazım dedim. Ve Allah bize yardım etti. Birincisini yaptık. Yani senede 7-8 bin kişi bir yerimizde kalıyor. Bunun içerisinde 5 yıldızlı bir otel konforu var. Bu bir kompleks mi? Bunlar kompleksler. Birkaç yerimizde oluyor. Anlatacağım. Bunun içerisinde refakatçinizle, odanızda televizyonunuz, buzdolabınız, her şeyinizle, sıcak suyunuz, soğuk suyunuz, üç öğün yemeğiniz, yemekhaneleriniz, diyetisyenleriniz, psikologlarınız, hobi odalarınız, işte dinlenme odalarınız vesaire vesaire gibi bu kompleksin içerisinde kanser bakım ve konaklama hizmeti burada veriyoruz. İşte bunu bir olgu haline getirelim dedik. Binalara da kalmayalım. Ekonomik sıkıntılar da malumunuz. Onun için zaman zaman Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da gibi yerlerde de bazen oteller de kiralıyoruz bu amaç uğruna. Onun için tedavilerini aksatmasın vatandaşlarımız diye var gücümüzle çalışıyoruz. Çok önemli bir konu. Kesinlikle öyle. Çünkü insanlarımızın öyle dramlar görüyoruz ki biz Anadolu'da tedaviyi reddedenler bile var. Ben bir sene, iki sene nerede kalacağım diye. Onun için bu konulara bütün vatandaşlarımızın
aslında ağızdan ağza daha çok yayılan bir konu bu. Çünkü bizlerin, sizin programlarınız sağ olsun daha iyi kendimizi ifade edebiliyoruz ama ana haber bültenlerine bir dakika, iki dakika, üç dakika yer veriyorlar, sağ olsunlar, var olsunlar ama orada da benim Mardinli kardeşim, Konya Adresi'ndeki kardeşim onu saniyelerle algılaması pek mümkün olmuyor. Onun için hiçbirimiz tamamen İstanbullu değiliz. Hepimiz bir yerden geldiğimiz için en çok öyle dağılıyor. Onun için kapımız bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak açık. Hatta İstanbul'da o kadar büyüdük ki ben artık İstanbul'da şehir dışının yerleri olduğunu düşünmeye başladım. İstanbul'un çok uzak yerlerinden de kabul ediyoruz. Çünkü 2 saat, 3 saat bir hastanın her gün gitti gelmesi çok zor. Onun için bu hizmeti daha da arttırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hocam, farkındalık yaratmak için de tabii böyle bir yatırım yapmanız, böyle bir işe kalkışmanız yani çok büyük hem bir sevap. Doğru. Hem de büyük bir çok büyük bir lütuf. Özellikle uzaktan gelen kişiler için. Tabii. Sağlığına kavuşmak adına böyle bir destek verilmesi yani çok büyük bir nimet yani. Bu yüzden sizi tebrik ediyorum. Doğru. Bir kere daha. Doğru. Ama bunu tabii bizler aracılığıyla ya da medya aracılığıyla daha da çok yaymak gerekiyor. Çok herkesin yani bu bilgiye ulaşabilmesi için. Hocam, başka nasıl faaliyetleriniz var? Çünkü kanser dediğimiz zaman kanserde en önemli şey erken teşhis. Doğru. Taramalar tabii. Doğru. Başta olmak üzere. Bunun dışındaki faaliyetleriniz. Şimdi en önemli bir ücretsiz olarak yaptığımız servis de aslında ikinci görüş. Neden ikinci görüş diyeceksiniz? Türkiye'nin bir problemi de bizim hastanelerimiz çok iyi. İnanın alet, edevat dediğimiz şeyler de Avrupa'dan, Amerika'dan fazla diyeceğim neredeyse. Bunlar da hepsi son kalite, en iyi makinalar. Ancak şöyle bir problemimiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir hesaba göre 800, bir hesaba göre 1050 tane onkoloğumuz var. Amerika'nın bir büyük hastanesi New York'ta 16 bin tane var. Şimdi bu da silah zoruyla yapılacak iş değil tabii. Kesinlikle. Yani bunları belki daha çok promote etmemiz lazım. Dahiliyeden sonra lütfen tabii. Doktor arkadaşlarımız, bu işe gönül verenler muhakkak onkolojiyi seçmeleri tabii, bir vatani dal, hizmet gibi oluyor. İşlemi olması tabii burada işi evet. Biraz zorlaştırıyor tabii, mecburi hizmetler vesaire. Tabii var ama 800 bin kişiyle de bu çok işi çözmek biraz zor. Çünkü multidisiplin bir hastalık evet. Biliyorsunuz. Çoklu doktorun bakması lazım. Ama şöyle bakalım yani 500 tanesi özellerde çalışıyor olsun, 500 tanesi de devlette çalışıyor olsun. Ama devlette o kadar çok kanser hastası var ki isteseniz de yeteri vakti bulmanız da bir mümkünatı olmuyor. Onun için bu konu önemli. Kesinlikle. İkinci görüş tabii birçok onkolog kardeşimiz hem tıbbi onkologlar hem radyasyon onkologları bizlerin üyeleri. Onlar da bize ücretsiz olarak ikinci görüşlerini yurt dışından da zaman zaman alıyoruz. Bunları alarak belirli şeyleri halkımıza daha iyi anlatabiliyoruz. Veya gözden kaçmış bir durum var ise onları ortaya çıkarabiliyoruz ki daha kaliteli bir hizmet alabilsinler diye. Bazen de hasta da tabii bunu talep edebiliyor ya da bazen tereddütte kalabiliyor ya da bazen kabul etmek de istemeyebiliyor. O yüzden ikinci, üçüncü görüş her zaman onaylamak adına ve tedaviyi kabul etmek adına doğru. Tabii çok emin de olmak şey. İstiyorlar. Hastaların da hakları bu. Özellikle kesinlikle. Hasta hakları bizde özel bir yerimiz var. Bu hastaların haklarının kendilerinin bilmesi, kendilerini bu konuda biraz daha eğitmesi. Bir de şöyle bir şey var tabii. Ne kadar eğitimli olursanız olun, doktorların lisanlarını anlamak zordur normal doğru, halk için. Doğru. Onun için eğitiminiz biraz daha da azaldıkça bu sefer hekiminizin ne söylediğini de anlamıyorsunuz. Hekimlerin de inanın özellikle devlet hastaneleri size bunları anlatacak saatlerce vakti olsa anlatırlar. Hiçbir önemi yok. Kesinlikle. Ama öyle bir vakit yok çünkü arkada başkaları var. Tabii. Onun için biz bari dedik o konuda destek olalım. Hekimlerimize. Onun için belirli formlarımız var. Mesela şu teşhis konmuş, gidecek. En azından o formu biz de yazıyoruz. Şu soruları sor diyoruz. En kötü şu soruların cevaplarını buraya al diyoruz. Onu biz sana tercüme tekrar ederiz. Ve çünkü bazen anlaşılmayan lisanlar korkutuyor insanları. Tabii. Olumlu bir şey de söylese olumsuz algılanıyor. Ama
tabii güzel şeyler de var. Kanser deyince hep kötü şeyler akla geliyor. Güzel tarafı, hiçbir hastalığın güzel tarafı olamaz. Ama kanserde şöyle bir durum var. Şimdi böbrek hastası olunca bu kadar fenalaşmıyoruz. Ama o da çok kötü, o da bir çok hastalık. Kötü. Kalp hastalığı öyle. O da ayrı bir. Bütün hastalıklar da böyle ama. Şimdi bu tür hastalığı artık tabii bilim sayesinde kronik hastalığa getirildiği için doğru teşhislerle, doğru müdahalelerle siz normal kalp hastası, böbrek hastası, karaciğer hastası gibi gibi, hiç olmayalım tabii ayrı bir konu, biraz sonra geliriz oraya, ama bunu çok harika bir şekilde ömrünüzü kaliteli bir şekilde götürmek için tabii ilim adamları, bilim adamları uğraşıyor. Biz de bunun finansman tarafında yetemeyenlere uğraş veriyoruz, ilaç tarafında uğraş veriyoruz, işte kalacak yerleri konaklamasında uğraş veriyoruz, taramalarında uğraş veriyoruz. Onun için topyekun el ele verebilirsek aslında bunları da çok aşabiliriz. Aşabiliriz. Hocam son olarak da şunu sormak istiyorum. Kansere yakalanmamak için yaptığınız çalışmalar var, bilinçlendirmeler var. Bu konudaki çalışmanız nedir? Yani hangi ekiple bunu çalışıp neler anlatıyorsunuz? Şöyle bir şey anlatıyoruz. Kanser hemen bir günde kanser oldum olmuyor. Bir şey yedim diye de kanser olmuş olunmuyor. 8 ile 12 sene boyunca bir şeylere maruz kalmanız lazım ki bildiğiniz hücrenin bozulması. Yani hücreler teröristtir. Normal doğmuş annenin babanın nasıl beynini yıkıyorlarsa çocuğun terörist oluyorsa, biz de kendi hücremizi terörist haline getiriyoruz. Yani en çok neye maruz kalıyoruz? Bakın, havamızı şehir değiştirmediğimiz sürece pek mümkün olmuyor bazı şeyler. Ama mümkün olanlar var. En çok neye maruz kalıyoruz? En çok yemek ve içmemize maruz kalıyoruz. En çok neye maruz kalıyoruz? Kötü alışkanlıklara. Yani sigara içmek, alkol kullanmak, bunları yapmak. Bir sürü bunun gibi olaylar stres var. Stres vesaire. Stresler ayrı, başka şeyler ayrı, ama şimdi yepyeni bir silah daha ortaya çıktı. O bizim için çok önemli. Tabii epigenetik dediğimiz bir konu. Evet. Genetiğimizi bilmek ve bir zaman içerisinde artık genetik kartınızla dolaşıp bir hekime gittiğiniz zaman, onu koyduğunuz zaman bu ilacın yarayıp yaramayacağını, niye olup olmayacağını, nelere yatkın olabileceğimizi, nelerden koruyabileceğimiz, tabii bu silah da önemli. Ama şunu söyleyeceğim, yani hani bir beynimiz, bir bağırsağımız diyoruz ya, evet, aslında bağırsak floralarımız o kadar bozuk ki yarısı beynimiz. Bakın, stresi bile kontrol altına alabilecek Allah bize mekanizmayı vermiş. Evet. Onu da alamıyoruz. Çünkü ya çoğumuz dopamin patlamasındayız, ya çoğumuzda serotonin eksikliği var, ya çoğumuzda obezite var, çoğumuzda şu var. Ama bütün bunlara baktığınız zaman hep ne yediğinizde alakalı olmuş. Onun için ne yediğimize çok dikkat etmeye çalışıyoruz. En büyük çalışmamız bu konularda. Yani hocam, bu konuda şunu diyeceğim. Doğru bir şekilde bilinçlendirme, doğru bir şekilde profilaksi ve bunun sonucunda erken teşhis konup ve eğer bu hastalığa yakalandıysak daha kolay atlatmak ve tedaviden netice almak için yaptığınız çalışmalarda çok olumlu neticeler aldığınızı biliyorum. Doğru. Bu konuda da çok özveriyle çalıştığınız için sizin ekibinizi de çok tebrik ediyorum. Ve başarınız devamını diliyorum hocam. Biz de hep beraber el ele diyoruz. Kanserden korkmuyoruz, geç kalmaktan geç korkuyoruz. Çok teşekkür ederim programa katılımınızdan dolayı. Sayın Burak Duruman konuğumuzdu. Ağzınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Sağ olun abi. Bugün de geldik programımızın sonuna. Bir sonraki programda farklı konularla ve farklı konuklarla tekrar karşınızda oluncaya dek sağlıklı kalın. Hoşça kalın efendim. sonhavadis.com sundu.